Sevgili seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Evet, bugün 9 gün oldu. Malum FETÖ darbesi sonrasında artık daha seri kanlı, daha sağduyulu yorum yapabiliyoruz, yapabileceğiz. Elimizde çok somut veriler de var. Bugün pek çok kanalda duyamadığınız şeyleri bu kanalda duyacaksınız. Biz dün olduğu gibi bugün de aynı çizgide duruyoruz. Ve duyamadığınız pek çok şeyleri söylemeye devam ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Genelkurmay İstihbarat eski başkanlarından sevgili tüm amiral Soner Polat. Soner Polat Bey İstanbul'da, ben Ankara'da. Olayın hem perde arkalarını hem bundan sonraki süreci ve stratejik yansımaları Türkiye üzerinde dış ilişkiler bağlamındaki yansımaları ne olur? Bunları enine boyuna konuşacağız. Ben önce bir hususun altını çizmek istiyorum. Bu stüdyoda, stüdyo yerimiz değişmedi. Biz 2009 senesinde başladık program yapmaya. Aralıksız yazın bile çok 2-3 hafta ara verdik. Sürekli karşınızda olduk ve o gün bugün hep aynı çizgide yolumuza devam ettik. Dimdik, hiç o yana bu yana savrulmadık. 2009'da neyi savunduysak bugün aynı noktada duruyoruz. Bunun önemli altını çiziyorum. Bazıları gibi dün Fethullah'a destan yazanlardan değiliz. Biz dün ne idiysek bugün de aynıyız. Aslında sevgili seyirciler, bu darbe geliyorum diyen bir darbeydi. Biz tabii Aydınlık Gazetesi okurları biliyor. Ulusal kanal seyircilerimizin de önemli bölümü biliyor. Biz bu darbenin TSK'da ki paralelciler darbe yapacak. Bakın elimde Aydınlık Gazetesi'nden bir küpür. Aydınlık Gazetesi'nden isteyen internette girebilir, Google'dan sorgulama yapabilir. Ben paralelcilerin, Fethullahçıların darbe yapacağını Aydınlık Gazetesi'nden aylar önceden yazmıştım. Ana başlığa çektim. Bu Aydınlık Gazetesi'nde yayınlandı. Evet, belgesini gösteriyorum. Yani uydurmuyorum birileri gibi. Ha, nereden biliyordum? Şuradan biliyordum. Fethullah'ın Amerika ve CIA projesi olduğunu biz yıllardır söyleye geldik. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Pax Americana'nın Orta Doğu'da yeni bir harita çizmek istediğini biliyoruz. Bunu enine boyuna sevgili Soner Polat'la konuşacağız zaten. Büyük Orta Doğu projesiyle başlayan süreç, sonrasında PKK ile devam ettirilen, PKK ihanetiyle zirveye tırmandırılan, yaratılan IŞİD ve Fethullah'ın devreye sokulması. Bunlar mukadder olan, beklenilen şeylerdi. Biz sadece öngörü yaparak, stratejik okuma yaparak, tabii Fethullah'ın bu arada silahlı kuvvetler içinde gücünü de biliyorduk. Bildiğimiz için de Türk Silahlı Kuvvetler'deki o FETÖ, alçak, şerefsiz FETÖ çetesinin darbe için düğmeye basacağını, dediğim gibi isteyen Google'dan girebilir. TSK'daki paralelciler darbe yapacak, Sabahattin Önkibar diye sorgulama yapın. Benim uzun süre önce yazdığım yazı, Aydınlık'taki yazım karşınızda olacak. Sadece ben değil, sevgili Soner Amiral de birazdan, sevgili İsmail Hakkı Pekin de, Sayın Perinçek zaten 2007 senesinde söyledi. 2007 senesinde Balyoz ve Ergenekon operasyonları başlayınca dedi ki, Türk Silahlı Kuvvetler çökertilmek isteniyor. 2007,
2016'dayız, geldiğimiz nokta o. Evet. Yani yıllar öncesinden görebilmek, işte devlet adamlığı, ufku, vizyonu bu olsa gerek. Dediğim gibi sevgili seyirciler, ha biz bu uğurda tabii ben en az bedel ödeyenlerden biriyim. En çok bedel ödeyenlerden biri sevgili Soner Polat, orada zindanlarda bedel ödedi. Daha onun gibi pek çok kahraman var. Biz de Fethullah'ın bize işte 10 küsür dava açtı. Dahası Ankara'da, onu önümüzdeki haftalar ekrana getireceğim. Ankara Adliyesi'nde 2 tane Fethullahçı yargıç, bir avukatlık bürosu ve bir profesör tarafından kurulan, şahsıma kurulan FETÖ komplosunu da bütün belgeleriyle önümüzdeki günlerde ortaya koyacağım. HSYK nezdinde müracaatlarda uğraştım. Onlar da uğraştı kıyasıya. Ben de uğraştım. Onları bir bir belgeleyeceğim ve o hukuk önünde ispatlayacağım, ona eminim. O mensupları da hak ettiği yerlere göndereceğim. Sevgili seyirciler, bundan sonrası önemli. Bir şey çok önemli. Bu darbe aslında Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yapılmıştır. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Bu darbe Türk Silahlı Kuvvetlerini tasfiye darbesi. Bu darbe istiklalimize kast etme olayıdır. Bu darbe iç savaş çıkarma darbesidir. Dolayısıyla kimi çevrelerin bu darbe üzerinde efendim tiyatro demesini ayıplıyorum. Yani dünyanın hiçbir yerinde 120 tane general figüran olur mu? F-16'lar, tanklar, figüran, efendim tiyatro, bu darbeyi sulandırmaktır. Bu emperyal hizmettir, açıkça söylüyorum. Bu dezenformasyondur. Bir suikast vardır. Bu suikast Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nedir, Türk milletinedir ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nedir öncelikle. Hükümet daha sonra. Yani hedef alınan öncelikle Türk milleti, Türk devletinin birliği, bekası. Dolayısıyla biz bu noktada hep söylüyorum. Fethullah'a ve AKP iktidarına ilk günden en çok muhalefet eden gazeteci olarak diyoruz ki bugün hepimiz Türkiye'yiz. Bugün önce Türkiye'yi kurtaracağız. Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır. Hesapları, diğer hesapları sonra sandıkta görürüz. O ayrı bir şey. Ama bugün söz konusu olan Türkiye'nin bekası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaşaması. Osmanlı nasıl yıkıldı? Yeniçeri Ocağı politize edildi, iriş edildi, o ocak kapatıldı, Osmanlı bir daha iflah olmadı. Bakın bu coğrafyada güçlü bir ordumuz olmazsa bizi yaşatmazlar. Dolayısıyla aman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yaşaması ve aynı imajına kavuşması için onu çirkin ithamlardan, isnatlardan korumamız lazım. Bunu özenle vurgulamak istiyorum. Bu ülkede güçlü bir ordumuz olmasa yaşayamayız. İşte Irak olayı ortada. İşte Suriye olayı ortada. Bunun altını çizdikten sonra bir de tabii timsah gözyaşları dökenler var bugünlerde ekranlarda. Gülümseyerek izliyorum. Hele bazıları var. Fethullah'a dümdüz gidiyorlar. Dümdüz gitmeleri hoşuma gidiyor da o bazıları, mesela isim vereceğim alınmasın, Hasan Celal Güzel. Mehmet Ali Birant'ın CNN Türk'te programına çağrılmıştım. Hasan Celal Güzel Önder Aytaş'la karşımdaydı. Ben onlarla, ki Türkiye'de ilk defa Fethullah Gülen terör örgütü ifadesi bizim programımızda kullanıldı. Hem ne zaman biliyor musunuz? 2009'da Fethullah'ın böyle ağza alınması böyle dehşet bir şey iken, yani kimileri tarafından şey iken biz silahlı terör örgütü dedik. Bu ifadeyi aynen CNN Türk'te de söyledik. Ah Hasan abi, Hasan Celal. O zaman Önder Aytaş'la beraber olup üzerimize gelmişti. Şimdi Fethullah alçak diyor. Çok şükür Fethullah alçak deme noktasına gelmesi sevindirici ama bak biz dün aynı yerdeydik, bugün de aynı yerdeyiz. Ama kuşkum var, darbe başarılı olsaydı bizi herhalde öldürürlerdi, umurumda değil. Zaten bir gün öleceğiz.
Yani belli bir yaşa da geldik. Ama Hasan abi acaba yine Fethullah'ı alsak der miydi bilmiyorum. Biz demeye devam ederdik darbe başarılı olsaydı bile. Sokağa çıkardık, Fethullah'a karşı isyan ederdik. Hasan abi ve onun gibileri eder mi bilmiyorum. Sadece o değil, Bülent Arınç. Ben bunların bu kadar olduğunu bilmiyordum. Bizim zekamızla dalga geçme Bülent Bey. Abdullah Gül birdenbire Fethullah Gülen'i keşfetti. 12 senede hiç bir kere ağzına Fethullah Gülen'i ağzına almayan Abdullah Gül birdenbire Fethullah Gülen'i keşfetti. Yani yabancılar öğleden sonra günaydın derler. Ben bunları biraz kuşkulu buluyorum açıkçası. Anayasa Mahkemesi'ne üye yaptığı ve bugün tutuklu olan, yeni tutuklanan o iki üyeyi usulsüzlük yaparak oraya atadın sen Abdullah Gül. Sadece bunlar da değil. Necdet Özel. Burada dillendirdin Necdet Özel. O Muharrem Köse'yi burada defalarca programda ismini vererek dillendirdim. Bize 4 tane dava açtı. 3 tane PKK ile ilgili, 1 tane Fethullah ile ilgiliydi. Hiç ekrana çıkmayan Güneydoğu bomba tarlasına dönüştürüldü. Hiçbir kere ekranda yok. Şimdi kanal kanal geziyor. Yok, bu bir bu panik. Bu iyi işaret değil. Hilmi Özkök, Fethullah Gülen'in o gelince rahatlayacağız dediği Hilmi Özkök. Bakın Hilmi, bunu kim söylüyor? Nazlı Ilıcak tanığım. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Nazlı Ilıcak aktardı. Ben köşemde yazdım. Defalarca yazdım. Emin Şirin, Nazlı Ilıcak'ın o günkü kocası 8 sene önce bana bunu anlattı. Ben bunu 8 sene önce yazdım. 8 sene önce. Şimdi değil. Hilmi Özkök'ün Fethullah'la olan irtibatını tanığım da Nazlı Ilıcak. Savcıları harekete geçmeye davet ediyorum. Sadece onlar da değil. Medyada ya bir sürü insan Fethullah Bank Asya'sından krediler alıp Boğaz'da yalılar alanlar var. Gazeteci kılıklı ajanlar. Şimdi Fethullah'a dümdüz gidiyorlar. Fethullah darbesi başarılı olsa alkış tutacaklardı. Dolayısıyla timsah gözyaşlarına inanmayın. Değerli seyirciler, dediğimiz gibi tabii bir iki siyasilere de değinmem lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tamam başbakanı aradılar. İyi de o saatte başbakanı aramanın bir anlamı yok ki. Başbakan zaten canını kurtarmaya çalışıyor. Yani ben Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu o saatte Doğu Perinçek gibi, Doğu Perinçek çıktı. Şeyden, ulusal kanaldan açıktan tavır aldı. Açıktan tavır aldı. Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu bir telefon ya, bir 10 saniyelik bir şey düğmeye basıp bir telefon bağlanıp CHP'liler sokağa bu darbeyi tanımıyorum. Niye demediler o akşam? Yani ilerleyen saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu söyledi, hakkını yemeyelim ilerleyen saatlerde, ama daha aktif olmasını beklerdim. Türk solu, Vatan Partisi, gerçek Atatürkçü solu tenzih ediyorum. Onlar Türk solunun namusunu her zaman olduğu gibi bir kere daha kurtardılar. Emperyal Türk solu, siz neredeydiniz? Sahtekarsınız siz. Amerikancı Türk solu, Avrupa Birlikçi Türk solu, niye inmediniz sokağa? Riyakarsınız siz. Dolayısıyla gerçek Türk solunun ben solcu olmayan biri olarak söylüyorum, namusunu, şerefini Vatan Partililer kurtardı. Alkışlıyorum onları buradan. Evet, İstanbul'a gidelim ve sevgili paşam, şunun üzerinde durmamız lazım herhalde. Bu darbe Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalizmin bir operasyonu. Bundan sonra tabii ben bunu yine 3-4 gün önce Aydınlık'ta yazdım. Ben açıkçası siyasi suikastler bekliyorum. Yeni bombalamalar bekliyorum. Yeni tedhişler bekliyorum. Bir sürü şey gündemde. Çünkü kredi derecelendirme kuruluşları bile Türkiye'ye karşı 24 saatte harekete geçirildiyse Amerika, Batı, emperyalizm Türkiye ile uğraşacak demektir. Dolayısıyla biz Türkiye'nin yanındayız. Artık şuna buna dekmeden, bakmadan, böyle amblem taassubuna girmeden yanındayız diyorum. Bundan sonra ne olabilir? Bir strateji uzmanı ile sevgili Soner Amiral ile. Sevgili Amiralim, önce bir analiz yapmanızı istiyorum. Aslında ne oldu? Bunu bir anlatmanızı istiyorum. Peşi sıra Türkiye'yi bekleyen tehditleri aktarmanızı istiyorum. Buyurun efendim.
Çok teşekkür ederim Sayın Önkibar. Önce bugün biliyorsunuz Lozan Barış Anlaşması'nın 93. yıl dönümü. Bize bu zaferi hediye eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü ve kurucu atalarımızı sevgi, minnet, şükran, vefa duygularımla tazimle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Efendim sizin çok isabetli tahlil ve analizlerinizi ben hem yazılarımda hem ulusal kanalda hem diğer televizyon programlarında referans kaynak olarak gösteriyorum. Gerçekten bu çok zor süreçte olağanüstü başarılı bir gazetecilik ama bence daha önemlisi yurtseverlik örneği sergilediniz ve Türkiye'deki gazetecilerin namusu vicdanı oldunuz. O yüzden hani burada haddim olmayarak da takdirlerimi şükranlarımı iletiyorum. Sayın Önkibar, şimdi biz eğer darbenin içine girip 360 dereceye baksak bile yanılgı içine düşebiliriz. Dolayısıyla bunu böyle bir stratejik süreç analizi çerçevesinde bakarsak daha iyi anlayabiliriz. Bir Türk-Amerikan Savaşı yansısı var, onu koyar mısınız arkadaşlarım? Şimdi eğer dikkat ederseniz bu süreç, Balyoz ve Ergenekon ile başladı. Çünkü o zaman hatırlayın Henry Barki şunu söylemişti. Biz Türk ordusunu kafesledik. Ama milli kuvvetler buna Silivri ve Hastal duvarlarını yıkmakla cevap verdiler. Ve bu çatışma kızışmaya başladı. Biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinde yine küresel güçler PKK'yı mecliste soktular. Suriye'de bir PYD devletçiyi, PKK devletçiyi kurdular ve Amerikan yanlısı bir hükümet planı gerçekten hayata geçirilmeye hazırdı. Öyle ki hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi 32 gün AKP ile pazarlıklar yaptı. Eğer böyle bir hükümet kurulsa idi, bildiğiniz gibi Gül, Gülen, Davutoğlu ve HDP destekli, PKK destekli güçler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önce sarayda sınırlayacak, daha sonra etkisiz hale getireceklerdi. Ama hem içerideki dengeler hem diğer yansımalar bu planı bozdu ve Türkiye 24 Temmuz 2015'te PKK ile silahlı mücadele başlatarak bir yerde artık ben bu savaşı gördüm, anladım, hem siyasi hem silahlı olarak sana cevap veriyorum dedi. Bunun üzerine biliyorsunuz yine küresel güçler PKK ile yeniden müzakere, özellikle Kürt koridoru dayatmasında bulundular. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri buna yine silahla karşılık verdi. Bakın hatırlarsanız Kasım seçimlerinin hemen öncesinde iki tane PYD botu Fırat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından vuruldu. Orayı Türk Silahlı Kuvvetleri defalarca bombaladı ve doğudan koridorun tamamlanma ihtimalini görmeyen Amerika Birleşik Devletleri bu kez Azez batıdan koridoru gerçekleştirmeye çalıştı. Ama yine Türk Silahlı Kuvvetleri orayı obüsle, fırtınalarla ateş altına tuttu ve bizzat Obama Türkiye'den bu atışların kesilmesini istedi. Olaylar kızıştı ve 17 tane büyük bombalı terör eylemi Türkiye'de gerçekleşti. Ve tam Türkiye ile Rusya'ya yakınlaşmasının gerçekten önemli bir boyut kazandığı bir anda, yani eğer o anlaşma olsaydı Türkiye koridora girecekti ve Rusya da buna en azından sessiz kalacaktı. Bu 20 Kasım'da böyle bir Erdoğan-Putin el sıkıştılar ama tam 4 gün sonra 24 Kasım 2015'te büyük bir ihtimalle bu Fethullahçı çete tarafından Rus uçağı Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini dinamitle demek maksadıyla biliyorsunuz düşürüldü. Ancak Türkiye yine direnmeye devam ediyordu ve bakın bu kez de bu Türkiye cephesini içeriden düşürmeye çalıştılar. Davutoğlu'nun hatırlayın demeçlerini, tekrar açılıma dönebiliriz. PKK'yı anayasa uzlaşma masasına davet etti. Çok önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Barzanistan'a karşı çıktık mı ki Rojava'ya, yani Suriye'deki PKK Kürdistan'ına karşı çıkalım. Dolayısıyla Davutoğlu ister istemez nereden bakarsanız bakın bir NATO Atlantik sisteminin temsilcisiydi ve AKP içindeki milli güçler bir hamleyle bunu tasfiye ettiler. Dolayısıyla Amerika artık bütün
elemanlarını Amerika'da demeyelim, Batı emperyalizmi de demek daha doğru olur. Çünkü bütün emperyalist merkezlerde, ben bütün Yeni Zelanda'dan Avustralya, İtalya, Almanya, Fransa, Amerika, Kanada gazeteleri tarıyorum. Büyük bir hayal kırıklığı ve panik havası var. Son çareleri vardı. Fethullah terör örgütü vasıtasıyla Türkiye'de istedikleri düzeni kurmak. Ama bu çok şükür 15 Temmuz 2016 günü sizin çok olağanüstü yetkinlikle sergilediğiniz gibi püskürtüldü. Şimdi bakın Sayın Önkübar, bu çok büyük bir zaferdir. Ama bunu henüz AKP hükümeti dahil Türkiye anlamadı. Ve 40-50 senelik emperyalist birikim çökertildi. Bakın sadece Türk Silahlı Kuvvetleri içinde değil, bütün kamu ve kurumlarından temizleniyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Batı'nın Türkiye'de silahla veya tertiplerle operasyonel harekat yapma imkanını elinden aldık. Ya bu bizim 1952 senesinde NATO'ya girdikten sonra kazandığımız en büyük zaferdir. Aslında bu zafer ister istemez mimarı AKP hükümetidir. Ama AKP hükümeti yaptığı başarının büyüklüğünün farkında değil. Dolayısıyla dikkat ederseniz bugün bile böyle bir kaygılarla, korkularla olayı görmeye, yönetmeye çalışıyor. Burada yapılacak şey milli birlik ve beraberliği yeniden pekiştirmektir. Şimdi eğer böyle bir darbe planı olsa ne olurdu? Lütfen FETÖ ABD darbe planı, o yansıyı koyabilir miyiz? Şimdi şöyle düşünün, Amerika Birleşik Devletleri ve arkasındaki güçler, akıl aldığı güçler bu işe giriştiği zaman mutlaka 3 ihtimalli bir plan yaptılar. Yani eğer başarılı olsalardı, açıkça söyleyelim, Türkiye'de örtülü bir Amerika Birleşik Devletleri hükümeti kurulmuş olacaktı ve ülkemiz gizli olarak işgal edilecekti. Yani bu tam bir felaket senaryosuydu. Sizin de çok iyi bir şekilde belirttiğiniz gibi zaten bir infaz planı hazırlanmıştı ve Türkiye'de bu topraklara bağlı gerçek yurtseverlerin çoğu, emin olun bakın, mahkemeye bile çıkarılmazdı. Onun dışında ismine baktığınız zaman Yurtta Sulh Konseyi diyor. Peki kimle biz mücadele ediyoruz? Bir PKK ile iki Fethullah terör örgütüyle. PKK ve Fethullah terör örgütüyle mücadeleye son verilecek ve iktidar, açıkça söylüyorum, PKK ve FETÖ ile paylaşılacaktı. Peki bu ne demek oluyor? Güneydoğu'da özerklik, Türk isminin anayasadan çıkarılması ve bir konfederal yapı olacaktı Güneydoğu'da. Bir hamleyle Güneydoğu düşürülecekti. Aynı zamanda Suriye'deki Kürt koridoru, daha doğrusu Amerikan-İsrail koridoruna Türkiye bırakın karşı çıkmayı, bizzat destekleyecekti. IŞİD'e karşı Türk askerleri kanını dökerek Amerikan çıkarları için muharebe edecekti. Ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Batı'nın emperyalizmin ucuz kanı olacaktı. Afganistan'dan Nijerya'ya kadar nerede ihtiyaç varsa oradan oraya sürülecekti. Dolayısıyla Türkiye çok büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Yani bütün yurttaşlarımızın bunu iyi anlaması, iyi algılaması lazım. Şimdi ikinci olasılık neydi? Bir denge olabilirdi. Yani darbeciler belirli bir ölçüde başarılı olurlardı. Milli kuvvetler toplanırlardı. Fakat o zaman ne olurdu? İşte Türkiye'de uzun yıllar sürecek bir iç savaş olurdu. Tabii ki bu iç savaşa ister istemez küresel güçler hem PKK'yı hem IŞİD'e sokacaklardı. Ve inanılmaz derecede Türkiye'de günde 300-500 kişinin öldüğü, belki de daha fazla, Amerikan iç savaşında olduğu gibi 2-3 sene belki sürecek bir gerçek anlamda fetret ve kargaşa devri yaşanacaktı. Ama bizim açımızdan en iyi sonuç oldu. Çünkü 2-3 saat içinde bu darbe girişimi geriye çevrildi ve hakikaten tarihimizdeki en önemli zaferlerden birini kazandık. Şimdi bu zaferden sonrasındaki süreci çok iyi yönetirsek eğer, çok iyi yönettiğimiz takdirde Türkiye buradan büyük kazançlarla çıkabilir. Burada panik havasını, çekingenliği, korkuları bir kenara atmamız gerekir. Artık Fethullahçı çete hiçbir şey yapamaz. Yani bu tür kışlaların önündeki belediye araçları, griderler falan güzel bir görüntü değil. Yani burada biz kazandık. Duruma da hakimiz ve bundan sonra hem durum üstünlüğü hem psikolojik üstünlük milli kuvvetlerde. Korkuya, çekingenliğe yer yok ama kararlılığa yer var. Yani bu FETÖ çetesini hem silahlı kuvvetlerde hem diğer kamu ve kurumlarında sonuna kadar temizlemek için altın bir fırsat çıktı. Ve zaten bakın bu yönde hareket ediliyor. Olağanüstü hali biz başından beri destekliyorduk.
Temmuz ayı başındaki bildirimizde de olağanüstü halin ilanını gerekli gördük. Bakın gördüğünüz gibi ilk daha eylemler hep FETÖ'nün üzerine gidiliyor. FETÖ ile mücadele çerçevesinde bu işin yapıldığı ortaya çıktı. Çünkü geçmişe baktığınız zaman hiçbir şeyi tarihi süreçlerinden bağımsız düşünemezsiniz. AKP hükümeti başından beri olağanüstü hale karşıydı. Yani kendi siyasi düşünceleri açısından bunun fayda sağlamayacağını düşünüyorlardı. Güneydoğu'da büyük ölçüde bir iç savaş yaşanırken, şehir savaşları verilirken bile bu tedbire başvurulmadı. Demek ki böyle bir gereklilik var ki AKP açısından kendilerine göre siyasi olarak daha önce kabul etmedikleri bir anayasal kurumu devreye soktular. Şimdi burada başka bir konu da son derece önemli. Bir, siz yine çok güzel ifade ettiniz. Batı merkezlerinde bir psikolojik harekat planı devreye sokuldu. Psikolojik harekat planı. O yansıyı koyabilir miyiz lütfen? Şimdi netice olarak şöyle düşünün. Şuradan şunu anlıyoruz. Yani bu darbe girişiminin başarısını Batı dünyası bir ve bütün olarak istiyordu. Yani çünkü darbe girişiminin başarısız olmasından sonra ortaya çıkan yayınlara baktığımız zaman bu psikolojiyi görüyoruz. Mesela buradan bize en yakın olması gereken Almanya bile çılgına dönmüş vaziyette. PKK severler, Fethullah severler her gün televizyona çıkarılıyor. Ve bu çıkarıldıkları televizyonlar Alman devlet televizyonları, radyolar ve sürekli olarak esasında Fethullah Gülen'in kendi halinde saf bir din adamı olduğu, küçücük bir hücrede yaşadığı, mütevazı bir hayat sürdüğü ve bunun bir darbeyle ilgisi olamayacağı imajını sürekli olarak pompalıyorlar. Ve buradan Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok büyük bir darbe alarak çıktığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık ayağa kalkamayacağını, dolayısıyla önümüzdeki süreci için Türkiye'ye yönelik hep karanlık bir tablo çiziliyor. Şimdi psikolojik harekat planında Sayın Önkibar bir temel yanıltma alanı vardır. Yani basing misguidance point olarak belirtilir ve burada bir temel mesaj verilir. Şimdi burada bakarsanız bir gerçeklik var. İçte ve dışta Erdoğan karşıtlığı hat safhaya varmış. Ben Mısır'a, Suriye'ye, Rusya'ya gittim. İnanılmaz derecede bir böyle Erdoğan karşıtlığı var. İçte ise evet %52'lik bir destek var ama diğer kesimde de yani bu karşıtlık çok böyle radikal bazen boyutlara da ulaşabiliyor. Dolayısıyla bakın bunu merkeze koydu psikolojik harekat planı ve bu bir darbe değil tiyatrodur konusu işlenmeye başladı. Çünkü esasında çok ustaca bir şey. Çünkü bunu koyduğunuz zaman ister istemez siz ne yapıyorsunuz? Darbenin arkasındaki hem Fethullah'ı hem ABD'yi hem diğer batılı güçleri gizliyorsunuz. Ancak bu kendi başına yetmez. Perdeleme unsurları diye bir tabir vardır psikolojik harekatta. Deceptive elements diye geçer. Ve burada da dikkat ederseniz milli hassasiyetler merkeze konuldu. Boğazı kesilen, onun sahte olduğu daha sonra ortaya çıktı ama kırbaçlanan Mehmetçik görüntüleri, sokağın IŞİD'e teslim görüntüleri, işkence gören üniformalı Türk askeri görüntüleri bütün dünya basınında dolaştırılmaya başlandı. Buradaki peki niye bunu yapıyorlar? Esas hedef şu. Bir kere darbe karşıtı Türkiye'de büyük bir çoğunluk var. Yani bu %90'a ulaşıyor. Hatta HDP'ye oy verenler içinde de darbe karşıtlığı üst yüksek bir düzeye ulaşmış vaziyette. Dikkat ederseniz darbecilerin hiçbir şekilde halkı yoktu. Onları destekleyen bir kişi bile sokağa çıkmadı. Dolayısıyla burada şunu hedefliyorlar. Biz bu darbe karşıtlarını kendi içinde ayrıştıralım. Bunun için nedir en güçlü vasıta? Milli hassasiyetler. Mehmetçik değil mi? Bizim tarihe, duygularımıza, doğamıza mal olmuş kutsal değerimiz. Üniforma, Türk askerinin üniforması. Dolayısıyla burada bakın bu süreci daha iyi yönetilebilirdi. O görüntüler hiç hoş olmadı. Yani suçu ne olursa olsun üniformalı bir kişiye ters kelepçe takmak bu toplumun değerlerine aykırıdır, rencide eder. Bunlar yapıldı. Tabii ki psikolojik hareket merkezleri boş durmayacak. Bunları kullandılar ve böylece gerçeklik olan yani okyanus olan Fethullah Gülen ABD darbesini odak değil de sanki küçük bir tali unsur gibi gösterdiler.
Dolayısıyla burada da önemli bir başarı elde ettiler. Ve çünkü herhangi bir şekilde bu olayı çok iyi takip etmeyen Suriye, Mısır gibi ülkeler bile Batı basınından etkilenerek sanki böyle yurtsever unsurların Tayyip Erdoğan'ı devireceği gibi bir yanılgı içine düştü. Şimdi siz çok güzel bir konuya da yine değindiniz gerçekten. Önümüzde hakikaten büyük tehditler var. Buyurun. Çok kısa, sadece bir dakikalık bir reklam aramız var. Sadece bir dakika, bir dakika sonra kaldığınız yerden devam edin. Sağ olun Sayın Önkibar. Seyirciler, tekrar yayındayız. Amiral Soner Polat Bey, buyurun efendim, devam edin kaldığınız yerden. Sayın Önkibar, şimdi tabii çok güzel bir konuya değindiniz. Önümüzdeki süreç nasıl işler, ne gibi tehditler var? Bu konuları da incelememiz gerekir. Önümüzdeki tehditler yansısını lütfen koyalım. Şimdi şuraya dikkat etmemiz gerekir. Küresel güçler gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ama bu ülkelerde sürekli olarak B planları vardır. Her ihtimal değerlendirilir. Kaynakların rasyonel olduğu bilinir ve ona göre herkes kaldığı yerden mücadeleye devam eder. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte PKK ve IŞİD'in çok cüretkar eylemleri, bombalı saldırılarına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Olağanüstü hali ben bu açıdan da önemli bir gelişme, olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü netice olarak tedbirlerin arttırılması ister istemez bu tür eylemlerin sıklığını azaltacaktır. Bu arada bir konu daha var bununla paralel olarak. Ulusal çıkar alanlarımıza yönelik saldırılar içinde dikkatli olmalıyız ve Türk Silahlı Kuvvetleri bir an önce, onu belki ilerleyen saatlerde konuşuruz, eski operasyonel yeteneğine kavuşturulmalı ve özellikle personel zafiyeti, emir komuta birliği sağlanacak şekilde giderilmelidir. Bakın bugün Aydınlık'ta Cem Gürdeniz çok güzel bir yazı yazdı. Orada Kıbrıs'ta Rumlar diyorlar ki biz çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Darbe gecesi saldırsaydık biz Kıbrıs'ın tamamını geri alıp Girne'ye kadar gidebilirdik. Dolayısıyla Ege Adaları var, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımız var, Kıbrıs var, şu var, bu var. Bu nedenle bu ulusal çıkar alanlarımıza saldıranlara da fırsat vermeyecek şekilde süratle kontrolü ve durum üstünlüğünü ele geçirmemiz gerekiyor. Şimdi en önemli tehditlerden bir tanesi radikalleşecek şekilde bir laik, anti-laik kışkırtmasını ister istemez sahneleyeceklerdir. O yüzden milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Doğal olarak sistem sosyo-kültürel çatışma alanlarını tahrik edecektir. Şimdi bakın burada ben Sayın Önkibar, siz de hep çok önceden uyardınız. Hepimizden önce aslında bunları yazdınız. Ben Irak'taki süreci çok yakından takip ettim. Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı'ydım. Sıkışan emperyalizm kutsal mekanlara saldırmakta bir an bile tereddüt etmez. Irak'ta önce Şiiler için çok kutsal sayılan, onların önemli imamlarının eserleri olan, anıları olan dini mekanlara saldırdılar. Dolayısıyla Şiiler de buna karşılık olarak Sünnilerin camilerine, türbelerine saldırdı. Ve böylece Sünni-Şii nefreti yaratıldı. Ve öylesine güçlü bir boyuta ulaştı ki bu artık her gün toplu ölümler gündelik hayatın bir parçası oldu. Ve geriye dönülmez bir boyut kazandı. O açıdan bunun için bütün milletimizi, devletimizi uyarıyorum. Aman!
bu oyuna gelmeyelim. Özellikle şu andan itibaren etnik ve mezhepsel kargaşa için bütün koşulları hareketlendirmek, canlandırmak, aktive etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Burada bir konu daha var. Kamuoyunun sevdiği dini ve siyasi önderlere suikast da hiçbir şekilde gözden ırak tutulmamalıdır. Bu durumlarda yani çaresiz kalan sistemin başvurduğu yöntemlerden bir tanesidir. Ve bu konuyla ilgili olarak dünyanın her yerinde emperyalist merkezlerin, istihbarat örgütlerinin kullandığı çok sayıda örnek gözümüzün önündedir. Şimdi burada bir de CHP ve AKP rekabeti çok önemli. Bu rekabete şiddet unsuru eklemleme ihtiyacı içinde olabilirler. Çünkü netice olarak nedir? Bakın Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde uzlaşamaması 12 Eylül'ü getirdi. Eğer onlar anlaşsalardı bu yöne gitmezdi. Dolayısıyla AKP-CHP arasındaki rekabet de aslında bu ortamdan istifade edilerek Amerika'nın operasyonel kuvvetlerinin devre dışı bırakılmasıyla daha ılımlı bir yöne gelmelidir. Şimdi burada ekonomik manipülasyonlarla karşımıza çıkacaklardır. Siz zaten söylediniz. Bakın bütün derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu düşürmeye başladılar. İşte Standard & Poor's'u biliyorsunuz. İşte B artıdan B'ye ve bir de negatif bir eğilimle bunu geriletti. Yani Türkiye'ye yatırım yapmak için istikrarlı bir ülke değildir havası yaratılıyor. Ve bu ne zaman yapıldı bakın? Bu darbe girişimin hemen sonrasında. Şimdi şunun açıklıkla üstünde durmamız gerekir. Küresel sistem netice olarak bize savaş açtı. Ve bu savaşta Cumhurbaşkanı'nı bile ortadan kaldıracak planlamalar yaptı. Hatırlayın 2. Çiğli'deki Anajet Üs Komutanlığı'na 3 tane helikopter, 30 tane komando, başlarında bir tuğ general Marmaris'e hareket etti. Yani bizim tabii tarihimiz için utanç bir vesilesi ama böyle. Ve oradaki birliğin gerçek komutanı ise maalesef bir assubaydı, imam statüsündeki. Yani generaller assubaydan emir alıyordu. Bunu da gördük. Bir utanç vesilesidir. Dolayısıyla bu derece çılgınlaşan bir küresel tehdidi, küresel güçlerin bize dayattığı ekonomiyle def edemeyiz bakın. Dolayısıyla ekonomik olarak da süratle yeni bir dünyaya, yeni bir düzene geçilmelidir. Yani bu sıcak paraya dayalı borçlanma ekonomisi iflas etmiştir ya da iflas etmek üzeredir. Zaten bakın yıl sonuna kadar her sene 250 milyar dolar bizim demokrasinin kılıcı gibi başımızda büyük var. O parayı bulamadığımız takdirde bütün dengeler alt üst olacak. Bu nedenle özellikle bu çok sıkışık, karışık bir dönemde çalışanların, işçilerin haklarını gasp eden uygulamalar, kıdem tazminatının kaldırılması, sendikal hakların kısıtlanması gibi çok tehlikelidir. Çünkü unutmayalım sokağa çıkanlar da emekçi ve işçilerdi. Yani o gün darbeyi önlemek için sokağa çıkanların emekçi kesimi olduğunu unutmayalım. Emekçi kesime karşı bütün yasaları AKP hükümeti tekrar gözden geçirmeli. Şimdiye kadar şimdi gerçekçi olalım. 13 yıl iktidarda kaldılar ama gayrimilli sermayenin iş dünyasının bütün kirli işlerini AKP iktidarı yaptı. Taşeronlaşma, sendikasızlaşma, işsizlik. Çünkü işsizlik aslında onlara yarıyor. O, biliyorum ben onlar işsizlik miktarının her zaman artmasını isterler. Özelleştirme. Hepsi 2-3 misli zenginleşti. Hatırlarsanız bir seferinde, yani isim vermek istiyorum ama bir bankanın sahibine şöyle dedi Gezi olaylarından sonra Erdoğan. Dedi ki sen dedi 1 lira paran vardı, şimdi 3 lira paran var. Aklını başına topla. Yani bu sistemden hep beraber kazandık mesajı vermeye çalıştı. Ama şu an için o sermaye sahipleri küresel sistemden kopamazlar. Onların dayattığı bir ekonomik model ise istese de istemese de AKP'nin aleyhine sonuçlar doğurur. O yüzden ekonomide de üretim ekonomisine geçecek. En azından küresel tehditlere karşı koyacak bir milli direnç ekonomisi ortaya çıkarmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada komşu ülkelere yönelik tertip ve bir takım sabotaj eylemlerine karşı da bence dikkatli olmalıyız.
Çünkü ister istemez burada bütün Türk kamuoyu aslında bir bakan düzeyinde biliyorsunuz itiraf edildi. Yani mezara mı götüreceğim dedi. Şudur bunun arkasında. Türk kamuoyunda da güçlü bir anti-emperyalist damar oluştu. Dolayısıyla bunun kaçınılmaz sonucu hem Avrasya Ceopoli'ne geri dönüş hem de komşularla iyi ilişkiler kurmaktır. Bunun zaten daha en başında Rusya var. İşte Ağustos başında Putin'le Erdoğan görüşecekler. Dolayısıyla bu ülkelerimizi birbirine karşı düşürecek olaylar da tertiplenebilir. Komşu ülkelerin de en az Türkiye'ye kadar bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Türkiye değişiyor, Türkiye dönüşüyor. Türkiye Atlantik'in kıskacından kurtuluyor. Komşu ülkeler de olaya yanlış bir gözlükle baktığı takdirde yanlış adımlar atabilirler. Ben önümüzdeki tehditleri bu şekilde görüyorum. Eğer şey olursa, vakit olursa çıkış yolu nedir, ne yapmalıyız? Onları da detaylı olarak konuşabiliriz Sayın Önkibar. Tek tek ortaya koyalım. Değerli seyirciler, tabii bizim ulusal kanalın seyircileri ya iyi de bunların hiç mi suçu yok deme noktasında olabilir. Bunu saygıyla karşılıyorum. Elbette var. Yani ne istedilerse verdik diyenler elbette bu işin sorumlusu. Hani ben hep şunu düşündüm programa gelirken. Şimdi bu darbeciler hani Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi ya bizi kandırdılar derse Türk kanunları, yazılı kanunlarımız ya da Türk halkı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği toleransı gösterecek mi? Yani tabii bu işin bir boyutu ama gün bu o gün değil. Yani burada sevgili Soner Polat'ta benim de ısrarla altını çizdiğimiz biz Türkiye'nin yanındayız. Biz hiç kimsenin yanında değiliz. Al bayrağın yanındayız. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün yanındayız. Birlikten yanayız. Yani herhangi bir siyasi kesimle omuz omuza girmiş falan değiliz. Türkiye'deki milli güçlerin, milli kuvvetlerin bir araya gelmesi lazım. Bugün AKP'deki milli güçler bize tarafa itildi. Onu söylemek istiyorum. AKP'nin bir emperyal kanadı vardı. Abdullah Gürler, Davutoğullar falan sevgili Paşam, amiralim çok güzel ortaya koydu. Bir de emperyallerin üstünü çizdiği Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla bizim bugün hiç kimseyi, biz Türkiye'yi sahipleniyoruz. Biz birliği, bütünlüğü sahipleniyoruz. Aman ulusal kanal seyircileri bu hususu gözden kaçırmasın. Yoksa birinci derecede sorumluluk taşıdıklarının bilincindeyim. Sadece tabii AKP değil, Fethullah olayı. Ben programın ikinci kısmında çok önemli anekdotlar aktaracağım. Bugünlerde alelacele zaten tatile falan da bir yere de gitmedim. Yeni bir kitap hazırlıyorum. Mehdi darbesi diye. Burada da enine boyuna aktaracağım. Yani Soner Amiral'im çok güzel söylediler. Bunlar dinci mankurtlar. Hani demin ifade etti ya bir albayların, generallerin, as subayın karşısında durmaları, ben buna tanıklık ettim. Başka cemaat, ben malum TGRT'de çalıştım. Çalışırken o TGRT İhlas Camiası'nın profesyonel gazeteci olarak Ali Baransel gibi bir sürü profesyonel gazeteci çalıştık orada. Rahmetli Savaş Ayı'ndan tutun biz de orada çalıştık. Orada gördüklerim zaten beni bu cemaatler kanserdir noktasına iten orada gördüklerimdir. Cemaatler emperyallerin köpeğidir noktasına iten orada gördüklerimdir. Tanıklıklarımdır. Daha sonra araştırma, diğer cemaatleri araştırdım. Tamamı değil ama %80'i bu cemaatlerin, %80'i emperyallerin köpekleri. Orada bir assubay, cemaatin Ankara temsilcisi assubay karşısında hazır duran albaylara bu gözler tanıklık etti. Emeklileri bile albaylar hazır oldu. Cemaatin o şeyi oturdu. Bunlar niye dedim ben pervasızım biliyorsunuz. Ya bunlar dedim niye senin karşında hazır oldu? Sen assubaysın. Yaşça da senden büyük bunlar. Yaşça da büyük albay. Assubay. Biz de diyor kültür ne kültürü ya dedim. Bu cemaat kültürü bu. Cemaat dediğiniz yani Fethullah Şeyh Said'in bugünkü versiyonu. Ama Fethullah Şeyh Said'den 1000 kere daha alçak.
İkinci bölümde bu cemaatin öbür tarafını aktaracağım. Cemaatin bilinmeyenlerini yansıtmaya çalışacağım. Ve neden tehdit olduğunu, Atatürk'ün tekke ve zaviyeleri kapatarak neden çok İslam'a, gerçek İslam'a, Hazreti Muhammed'in İslam'ına hizmet ettiğini aktaracağım. Unutmayın, ben Hazreti Muhammed'siz İslam olur mu yazısını yazdığım için bir gazeteden yazımı kaldırdılar. Ekrem Dumanlı devreye giriyor, arıyor. Ya bu bizi hedef alıyor diyor. Yazıp taşra baskısında var, şehir baskısında yok. Çektim gittim oradan. Yani benim Fethullah ile mücadelem ta 1990'lı yıllarda başladı. Cemaatlerle mücadele malum 15 senedir devam ediyor. İkinci bölümde enine boyuna bundan sonra ne olmalıyı paşamdan ama cemaatlerin o sırlarını size aktarmaya çalışacağım. Kısa bir ara. Sevgili seyirciler, alternatif devam ediyor. Sevgili Soner Polat amiralimizle beraber analizlerimiz devam edecek. Bilgileri de aktarmaya devam edelim. Tabii muhasebe günündeyiz. Artık herkes klasik ifadeyle şapkasını önüne koyup düşünmeli. Bilhassa AKP, bilhassa Tayyip Erdoğan düşünmeli. Yani hatırlayın. Sayın Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen cemaati Adalet Bakanlığı'nda kadrolaşırken Sadullah Ergin gidiyor efendim, HSYK tamamen onların kontrolüne geçiyor deyince şu karşılığı veriyor. Ya bunların alnı secdeye değiyor, zarar gelmez bize. Bu beyan yansıdı. 2010 senesinde oluyor bu. Şimdi bir insanın alnının secdeye değmesi Allah ile onun arasında olan bir şey. Yani ben inançlı bir insan olarak söylüyorum, bakın bunu. Yani siz namaz kılarsınız, o Allah ile senin aranda olan bir şey. Oruç tutarsınız, Allah'a olan borcunuzu ödüyorsunuz. Yani namaz kılan o tür dini şeyleri getirenlerin içinde tarihi süreçte seyirde gördük. Bir sürü hain, alçak tanıklık ettik. Yani 1780'lerde işte 1800'lerin başında İngilizlerin Abdülvehhab isimli bir ajanı devşirerek Vehhabiliği, Osmanlı'yı bölmek için Vehhabiliği ortaya çıkardığı biliniyor. İngiliz İslamı'ydı. Bugün de Fethullah Türkiye'yi tarumar etmek için İbrahimi dinler diye bir şey ortaya çıkardı. Hazreti Muhammed'siz bir din. Yani Yahudileri, Hristiyanları, Musevileri bir potada eritip bir din, İbrahim'i dinler diyor. İşte ben zaten Hazreti Muhammed'siz İslam olur mu yazdığım için Fethullahçılar buna feveren diyor, ediyorlardı. Fethullah'ın CIA ve Mossad tarafından, evangelistler tarafından, Vatikan tarafından kullandığının net fotoğrafı bu. Fasıldan fasıla kitabın adı, Fethullah Gülen'in kitabının adı Fasıldan Fasıla. Orada diyor ki hani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah var ya, Muhammedun Resulullah'a gerek yok diyor. Dahası kitaplı dinlere mensup olanlar cennete gidecek diyor. Hristiyanları, Yahudileri cennete gönderiyor. Oysa bizim Kur'an-ı Kerim'imizde, yani bizim kutsal kitabımızda böyle bir şey yok. Fethullah, Amerikan İslamı, emperyalizmin Amerikan İslamı projesinin ürünü. Ve maalesef AKP buna omuz verdi. Yani neye? Alnı secdeye değiyor diye. Hayır, orada din ambalajdı. Emperyalizm Türkiye'de iki şekilde faaliyet yapıyor. Biri İslam'ı, inancı kullanarak, diğeri etnik yapıyı kullanarak. Bu yüzyıllardır böyle. Dolayısıyla aman, samimi inançlı insanların buna kanmaması gerekiyor. Bakın bir husus.
insafı olan, vicdanı olan, ahlakı olan herkese sesleniyorum. Bir hususu dikkatinize sunuyorum. Cumhurbaşkanının en yakınındaki yaver, baş yaver, onu yok etmek, öldürmek için seferber halindeydi. Alnı secdeye değiyordu. Ama Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nı korumak için vuruşarak ölen Nedip Cengiz Eker, Alevi çocuğuydu. Evet, Tayyip Erdoğan'ın alnı secdeye değenden zarar gelmez dediler, Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye kalktılar. Ama o Alevi Türkmen çocuğu, o yiğit, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı korumak için Marmaris'te şehit oldu. Onun için ne olur, ne olur, siyasal, milli siyasal İslamcılarımıza seslenmek istiyorum. Yani siyasal İslam'ın millisi olmaz gerçi ama milli İslamcılarımıza, milli İslamcılarımıza seslenmek istiyorum. Ne olur bu ayrımı yapın. Kadir Mısırlıoğlu gibilerden Türk tarihini öğrenemezsiniz. Kadir Mısırlıoğlu emperyalizmin tarih okuyucusudur. Veya onun gibilerin Mustafa Kemal Atatürk'ü veya Cumhuriyeti, ne olur, dağılan bir imparatorluğun küllerinden bir millet yaratan Mustafa Kemal'i ne olur iyi okuyun, iyi anlayın. Dolayısıyla Fethullah Gülen olayını veya diğer cemaatler olayını sorgularken bu zaviyeden bakmamız gerekiyor. Bakın, dinci mankurtlar dedim az önce. Mankurt robot anlamında, çok basit ifadeyle açabilirdim o kavramı ama zamanımız yok. Robot, ilkokul mezunu bile olmayan bir Fethullah inanç ile insanları afyonluyor. Bakın, ben buna tekrar söylüyorum, tanıklık ettim. MIT'de, Amerika'da okuyan, MIT'de okuyan, MIT'de master yapan bir profesör, çok önemli bir profesör, metalürji hem de bilim insanı, ya gidiyor bana diyor ki, geçen hafta söyledim kendi şeyhi için. Sabah diyor Mescid-i Aksa'da namaz kılıyor, akşam Mekke'de, yatsı Medine'de diyor. Ya sen bunu nasıl söylersin? Sen bilim insanısın. Böylesine uyuşturuluyor. Yani bunun eğitimle bir alakası yok. Bu inanç öyle bir şey ki, öyle bir şey ki, hakikaten ben inançlı, iyi bir Müslüman olarak söylüyorum bütün bunları. Bakın, ben inançlı bir insan olarak söylüyorum. İyi bir Müslüman olarak söylüyorum. İnanç maalesef hipnotize etmek için vasıta kılınıyor, alet ediliyor. Ya İslam'ın şanlı peygamberi bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürür derken, bu Fethullah alçaklarının vatandaşlarımızın üzerine bomba yağdırmasının izahı olabilir mi? Kalp kıran Kabe'yi yıkar diyen İslam'ın şanlı peygamberinin Müslümanlığı ile bunların Müslümanlığı hiç bir olabilir mi? Bunların İslam'ı Amerikan İslam'ı, Vehhabilik nasıl İngiliz İslam'ıysa bunların İslam'ı da Hazreti Muhammed'in İslam'ı değil. İslam önce kardeşlik demek, muhabbet demek, insanlarla beraber yaşamak, kucaklaşmak demek, sevgi demek, barış demek. Bunların İslam'ı o değil. Siyasal İslamcıların İslam'ı dolar istiflemek bazıları, bazıları da Amerika'nın, İsrail'in köpeği olup kendi vatandaşlarına kurşun yağdırmak. İslam bu değil. Ne olur, ne olur, siyasi aidiyetlerimizi bir tarafa bırakalım. İnsaf ile, vicdan ile sorgulayalım. Onu ısrarla istirham ediyorum. Fethullah olayında günahkarlar çok. Rahmetli Bülent Ecevit, benim 90'lı yıllarda çok yakın olduğum bir liderdi. Çok sık evine giderdim. Bizi de bilirdi. Dedim, efendim bu Fethullah'a destek vermenize çıldırıyorum. Aynen ifadem böyle. Nasıl, dedim, sizin gibi bir insan bu Fethullah'a destek olur? Bana bunu anlatır mısınız? Sayın Önkibar, dedi, ben Fethullah Gülen üzerinden dine karşı olmadığımı topluma aktarıyorum. Mesaj iyi de Fethullah'ı meşrulaştırıyorsunuz efendim, dedim. Meşrulaştırıyorsunuz. Bu adam İslam'ı temsil etmiyor. Bu adam devleti, ta o günden bir söyleye geldik, devleti ele geçirmeye çalışıyor. İnsaf ile, vicdan ile söyleyeyim. Dinle, diyanetle ilgilenmesi gereken, kendine iyilik hareketi diyen, hizmet hareketi diyen bir yapı,
önüne gelen kendi vatandaşına ölüm kusar mı? Devlette bu şekilde kadrolaşır mı? Bir şey daha, paşam çok güzel izah etti, amiralim çok güzel izah etti. Fethullah'ın kapısında kim bekliyor bugün? FBI ajanları Amerika'da bir malikane ona tahsis ettiler. Şimdi kapınızda bir FBI ajanları yönetecek ve siz Amerika'ya sormadan Türkiye'de buna kalkışacaksınız. Bu mümkün değil. Bu Amerikan operasyonu, bu CIA operasyonu. Zaten ilkokulu bile dışarıdan bitiren Fethullah'ın böyle bir şeye gücü yetmez. Fethullah hareketi emperyal bir hareket. Dolayısıyla günahkar çok. Yani biz burada öncelikle Türkiye'mizi korumak istiyoruz. Öncelikle devletimizi, milletimizi koruma. Öncelik sıralaması yapmamız lazım. Aman ne olur yani. Aman ne olur. Tekrar söylüyorum, biz şu an birileriyle aynı safa düşmedik. O birileri bizim yanımıza geldi. Bizim yanımıza geldi. Geçen hafta daha posta kutusundan Tayyip Erdoğan'a açtığı davanın sonucu geldi. Yine mahkum edildim. Tayyip Erdoğan'ın en çok muhalefet eden gazeteci benim ama gün bu, bugün o gün değil. Bugün Türkiye ile beraber olmak, hep beraber Türkiye olma günü ne olur. Bizi sakın ha hiç kimse hiç kimseyle özdeşleştirmesin. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile özdeşiz. Biz Atatürk'le özdeşiz. Biz Cumhuriyet'le özdeşiz. Daha ilk gün ben dedim, İbrahim Kalın çıktı, Rabia ruhu gerek dedi. İlk gün hayır dedim, hemen Aydınlık'ta yazdım. Bize Atatürk ruhu gerek. Yani biz o konuda taviz vermeyiz. Bir şey daha uyarıyorum buradan. Bakın, İmam Hatiplere, Harbiye kapısını İmam Hatiplere açarsanız çok değil bu ülke 10 sene sonra yerle yeksan olur. Fethullah'a İmam Hatiplere karşı değilim ben. İmam Hatiplere bütün emperyal virüsler girer, nüfuz eder, kontrol edemezsiniz. İçinde inanç olan bir şeye, bir şeyi kontrol etmeniz mümkün değil. Nüfuz edemezsiniz. Dolayısıyla silahlı kuvvetleri, devletin önemli birimlerini inanç unsurlarından temizlememiz lazım. Ne olur? Yani İmam Hatip'le olsun, ne olursa olsun. Yarın işte bak, baş yaverin 14 senedir iktidardasın. 14 senedir iktidardasın. Daha baş yaverini böyle düşman tarafından tayin ediliyor. Baş yaverini tayin edemeyen bir insana bu ülkeyi iyi yönetiyorsun diyemeyiz. 14 senedir iktidardasın ya. Genelkurmay Başkanlığı'na bakıyoruz. Baş yaveri, özel kalem müdürü, cemaatçi, militan, hain, alçak. Arkadaş, yani hükümete bakıyoruz, pek çok mensupları, pek bürokrasinin pek çok kadrosu bunlardan. Ama bugün yapılan şey çok doğru. Bugün hep beraber Türkiye olacağız. Olağanüstü hal çok doğru. Devletteki temizlik çok doğru. Bazıları çıkıyor, insan haklarından dem vuruyor. Utanmaz adamlar. Bombalar yağdıranların da tepki koymazsınız. Can Dündar çıktı. Batı medyasında İngiliz gazetelerine demeç veriyor. Efendim işkence yapılıyormuş içeride. Ulan ne işkencesi yapılacak? Orada ifadeler alınıyor. Yani 250 insan şehit edildi. Onların insan hakkı yok. İnsanlara kurşun yağdıran, bomba yağdıran, tankları sivil insanların üstüne sürenlerin bir şey demeyeceksin. Ondan sonra bunların hepsi emperyal casus. Ben onun için ısrarla Cumhuriyet Gazetesi ve Can Dündar budur demiştim. İşte ispatı. İspatlandı. Cumhuriyet Gazetesi hala onu yapıyor. Aman dikkat. Bakın, Halk TV, geçen hafta da söyledim. Halk TV'nin başında Fethullahçı Hakan Aygün var. Açın Fethullahçı Bugün Gazetesi'nin arşivine girin. İşte sevgili paşam gibi Ergenekon kahramanları hapsedildiğinde bunlar terörist demişlerdi. Yazıları ortada. Yani benim derdim Türkiye. Benim derdim bu ülkenin ilelebet bir ve bütün olarak yaşaması sevgili seyirciler. Bu itibarla bugün muhasebe yapma zamanı. Aman ne olur, aman ne olur. Böyle işi amblem taassubuna dönüştürüp yok efendim tiyatroydu, yok efendim başkan olacaktı filan gibi şeylere gaza gelmeyin. Ya 120 tane generali böyle tiyatroda kullanabilen
müebbeti, onlar hepsi müebbet alacak. Efendim uçakları, tankları filan tiyatroda kullanabilen biri zaten başkan olur. Yapmayın yani, böyle basit bir propagandaya esir olmayın. Bunlar Amerikan propagandası. Bunlar, ben Tayyip Erdoğan'ı korumak için söylemiyorum. Ben göğsümü gere gere onunla, Erdoğan'a en çok muhalefet eden biri olarak diyorum ki bugün kucaklaşma zamanı. Niye? Türkiye'yi bir ve bütün tutmak için biz milliciler, milli olan herkes, bayrak diyen, vatan diyen, Atatürk diyen, bölünmeyelim diyen, birlikte yaşama diyen herkes kucaklaşacak. Parti tahası bu, bir tarafa atılacak ve hemen sevgili paşama dönelim. Paşam, sizden onu rica edeceğim. Tabii siz Genelkurmay Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı da yaptığınız için, istihbaratçı olduğunuz için bu silahlı kuvvetler içindeki türlü sızmaları günden bugüne çok yakından biliyorsunuz. Bir de silahlı kuvvetler çok şükür başbakan açıkladı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıyor filan dedi ama bazı yanlışlıkları seziyorum. Mesela jandarma noktasında İçişleri Bakanlığı'na bağlanması doğru olur mu? Mesela silahlı kuvvetlere, İmam Hatip gibi böyle dincilere açılması doğru olur mu? Yani demin ifade ettim, siz de çok ayrıntılı olarak, çok güzel şekilde, net olarak aktardınız. Bu ülkede silahlı kuvvetler yok olursa bu ülke yok olur. Bu ülkenin sigortası bu ülkenin ordusudur. Soros söylüyor ya, Türkiye'nin diyor ordusu, bütün dünya söylüyor. Bu ordu giderse bizi bu coğrafyada bir gün yaşatmazlar. Bu orduya namusumuz gibi, evet iffetimiz gibi sahip olmak zorundayız. Hilmi Özköklere rağmen, Yaşar Büyükanıtlara rağmen, Necdet Özellere rağmen, bakın onlar Genelkurmay Başkanı oldular. Ben bir vatandaşım. Onlara rağmen bu orduyu başımıza taç yapmamız lazım, milletimizin bekası için. Evet paşam, bundan sonraki süreç için. Buyurun efendim. Evet, şimdi Sayın Önkibar çok güzel, özlü bir şekilde resmi ortaya koydunuz. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bakın, bu jeopolitik bir yasadır. Siz küresel bir güce ancak iç cepheyi tahkim edip yeni ittifaklar kurarak cevap verebilirsiniz. Şimdi biz küresel bir saldırı altındayız. Yeşil periyotta değiliz. Yeşil periyotlar bu savaşlardaki ateşkes süreçleri. Kırmızı periyot, yani çatışma süreci devam ediyor. Dikkat ederseniz düşman hemen hamlesini yaptı. İşte psikolojik harp aygıtlarını harekete geçirdi. Ekonomi notumuzu düşürdü. Dolayısıyla bizi sırtımızı yere yapıştırmak istiyor. Şimdi biz burada buna karşı koymak için birinci adım iç cepheyi tahkim etmektir. Bakın, küresel bir tehdidi bir tarafa koyuyoruz. İç cepheyi önce tahkim etmemiz gerekir. Bu iç cephe tahkim edilmeden bunu savuşturamayız. O bile yetmez bakın. 70 milyon kenetlensek bile sadece Türkiye içinden bunları püskürtemeyiz. Bakın, bunların hepsi jeopolitik gerçekliklerdir. Bunlara karşı yeni ittifaklar elde etmemiz gerekir. İşte biz bu yüzden diyoruz ki Türk de biziz, Kürt de biziz, Sunni de biziz, Alevi de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Bir kere milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemiz gerekir. İkincisi, bakın çok net, hani böyle şey olan muhafazakar kesimlere seslenmek istiyorum. Hazreti Muhammed, sevgili peygamberimiz niye ayakta kaldı? Ordusu olduğu için ayakta kaldı. Peki İsa peygamberimizi ne yaptılar? Romalılar çarmıha geldiler. Dolayısıyla burada, bu Orta Doğu'daki gerçeklik ordudur. Ve Asya, birazcık böyle tarih bilinci olanlar, biraz tarihi strateji ve jeopolitikle birleştirenler çok net olarak bir sonuca ulaşırlar. Ordusu zayıflayan her uygarlık Anadolu'dan kaybolmuştur, silinip süpürülmüştür. Dolayısıyla buradaki ordu normalden de kuvvetli olması gerekir. Atatürk'ün dediği gibi, biz sadece kendi nam ve hesabımıza mücadele yapsaydık daha kolaydı. Ama biz gerideki Asya hinterlantının da ilk cephesiyiz. Dolayısıyla sadece Türkiye değil,
dünya küre jeopolitiğinde Asya üzerinde etkili olmak isteyen güçler de buraya taarruz edeceklerdir. Dolayısıyla ordu bilimsel olarak da baktığımız zaman bakın bizim Türk ve Müslümanlar çok önceden bunu ortaya koymuşlardır. İşte Nizami Mülkler, İbn Haldunlar falan ama hani Avrupa modası var. Avrupa bir ne diyelim hayranlığı var. Hani siyaset biliminin kurucusu olarak Nicola Machiavelli kabul ediliyor. 1513'te Prens, Hükümdar diye bir kitap yazdı. Ve özeti şu, devlet eşittir ordu diyor. Yani her devlet öyle veya böyle orduya dayanır. Çünkü şunu unutmayalım. Evet, devlet dışarıdan baktığımız zaman anayasa, yasalar etrafında teşkilatlanan dev bir siyasal organizmadır ama hakimin tokmağı kanun hakimiyetini sağlamaya ve ülkeyi korumaya yetmez. O tokmağın arkasındaki gizli güç ordudur. Dolayısıyla şu an netice olarak ordu nereden neden bakarsanız bakın başarılıdır. Bakın neden başarılıdır? Bunun altını herkesin çizmesi lazım. Yani şu an orduyu eleştirenler bile. Siz şimdi ne yaptınız? Ordunun en yetenekli elemanlarını içeri attınız değil mi? Balyoz Ergenekon diye. Ordunun beynini çıkarttınız. Bir tek gövdesi kaldı. Artı siz bu çıkarttıklarınızın yerlerine yüksek askeri şura kararları orada duruyor. Terfi ettirdiklerinizin %90'ı bu darbeye katıldı. Dolayısıyla neticede orduyla ilgili bir zafiyet varsa siz de bundan sorumlusunuz. Bütün bunlara rağmen başsız kalmış bakın. Emir komuta sistemi kaybolmuş. Deniz Kuvvetleri Komutanı düğünde. İşte öbürleri derdest edilmiş. Şöyle böyle falan filan. Bu şartlar altında bile bu ordu bu başkaldırmayı püskürttüyse siz bu orduyu koruyacaksınız, kollayacaksınız. Böyle ipek yorganlar üzerine sarıp sarmalayacaksınız. Buradaki sizin söylediğiniz şeyler son derece tehlikelidir. Bakın ordu, millet geleneği, ulus devlet, tarihsel süreçler içinde ortaya çıkan gerçekliklerdir. Yani bir olayın üzerine bakarak ben çok akıllıyım, bir daha olmayacak, ben jandarmaya bağladım, belediye başkanına bağladım, il yöneticisini ordunun başına getirdim gibi tepkisel davrandığınız zaman, o zaman bakın burada siz şunu ortaya çıkartıyorsunuz. Siz Türk devletini değil, kendi korkularınızı yansıtıyorsunuz. Yani bu böyle bakılmaz. Yöneticiler devlet perspektifi içinden bakarlar. Ordu onları korumak için değil, Türk milletini ve Türkiye'nin hayati ulusal çıkarlarını korumak için vardır. Siz darbeyi önleyecek tedbirler alıyorum zannederken hem sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi darbe sürecini hızlandırırsınız hem de orduyu zayıflatarak düşmanlarımızın önünü açarsınız. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir milli ordudur. Mustafa Kemal geleneği vardır ve her ulus devlette olduğu için yurttaşlığı, birliği, beraberliği, milli değerleri benimseyen bir ideoloji ile ordunun yükselmesi herkesin yararınadır. Yoksa bakın ne olur, siz şimdi orduyu polise çevirdiniz. Diyor ki biz diyor rahat rahat atıyoruz diyor. İşte bir istediğimizi getiriyoruz. İstediğimiz değişikliği yapıyoruz. Siz seçimi kaybettiniz. Diğerleri geldi attı. Öbürü attı. Ne olur? Bakın Yunanistan'a döneriz. Yunanistan neticede Avrupa'nın koruma ve kollaması altındadır. Bizi koruyan yok. Biz bütün dünyaya... Bakın bizim Avrasya'da bile herkesin bilinçaltında yine Türk düşmanlığı vardır. Yani Rusya'da dahildir buna. Yani bizler ister istemez kendi ordumuzu özgün bir şekilde yaratmalıyız. Bunun için tek çare ordunun milli bir varlık olduğunu kabul etmek. Ve siyasetin dışında tutmak. Ben size samimiyetle söylüyorum. Ben başbakan olduğum takdirde bana sadık bir ordu istemem. Çünkü bana sadık ordu sonuçta gelir beni alır götürür. Bana sadık bir ordu beni savunur, Türkiye'yi bırakır. O açıdan ordu millete, devlete sadık olmalıdır. O ruhu zengin kişileri ordunun başına getirmemiz gerekir. Şimdi şurada hemen ben bir öneride bulunuyorum. Şu görüntüler çok çirkin, bunu kaldıralım. Yani şu birliklerin önündeki zırhlı araçlar, belediyenin greyderleri falan. Bütün dünya bu işte servis ediyor. Ve ben size şunu söylüyorum. Yani ben neticede Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı yaptım. İçinden geliyorum. Bugün artık Fethullahçı çetenin herhangi bir şekilde kalkışma, yapma şansı kalmamıştır. Bakın bunları yerle bir edilmiştir bunlar. Şimdi size şunu söyleyeyim. Eğer ordunun büyük bir ekseriyeti buna katılmasaydı bu darbe genişleyebilirdi. Çünkü çok cüretkar olarak, net olarak işte bakın özel hareket birimlerini bombaladılar. Orada 40 tane daha ilk başta şehit verdik. Başka yerlerde bombalanabilirdi. Buna katılanların sayısı benim yaptığım hesaplara göre en fazla 5.000'dir. 650 bin kişilik ordudan bahsediyoruz. Siz şimdi bu 5.000 için 645 bin kişiyi bir tarafa atamazsınız. Onları rencide edemezsiniz.
emir komuta olmamasına rağmen harekete geçen orduyu küçümseyemezsiniz. Bunun çok büyük bedeli olur. Şimdi devlet perspektifiyle baktığınız zaman çok büyük bir tehlike atlatılmıştır. Büyük bir zafer kazanılmıştır. Emperyalistlerin içimizdeki Truva atları yerle bir edilmiştir. Hem askeri kanadı hem sivil kanadı yıkılmıştır. Dolayısıyla bu bir zaferdir. Neticede belki de 1952'den beri bizim küresel sisteme kazandığımız en büyük zaferlerden bir tanesidir. Dolayısıyla burada akıllı olmak gerekir. Bununla iş bitmiyor. Neticede önümüzde görevlerimiz var. Nedir o? PKK kalkışma halinde. Hala bakın şehit haberleri geliyor Tunceli'den, şuradan, buradan. Suriye, oradaki hayat devam ediyor. Yani biz onları da takip ediyoruz. Niye? Çünkü hayat sadece bu darbe girişiminden ibaret değil. Dolayısıyla Türkiye'nin şimdi ulusal çıkarlarına yönelik hamleler yapması gerekiyor. Bunun en önemlisi ise içeride yerle bir ettik, hendeklere gömdüğümüz PKK'nın tekrar ayağa kalkmaması için bunun lojistik üssü olan Suriye'deki PYD devletçiliği dağıtmaktır. Bunun için de hareket noktası o koridoru engellemektir. Yani şu an bu Cerablus ile Azez arasındaki bölgenin PYD denetimine, küresel güçlerin denetimine geçmesini engellemektir. Önümüzde bakın büyük bir fırsat var. Dışişleri Bakanı diyor ki bu diyor darbe girişiminde diyor bize en samimi desteği diyor Rusya verdi. Dolayısıyla Rusya ile bir yakınlaşma çabaları var. O açıdan bunu süratle bu bölümden çıkıp ikinci bölüme vitesi değiştirip bununla ilgili mücadele sürerken diğer tehditlere karşı da önlem almalıyız. O nedenle bakın milleti birleştireceğiz. Milleti birleştirmemiz gerekir. Ayrıştırıcı politikalar çok tehlikelidir. Nedir bunlar? İşte emekçi düşmanı politikalar. İşte özellik, cemaatlere özgürlük, müftü nikahı, topçu kışlası, başkanlık rejimi. Bakın bunlar milleti böler. Çünkü emperyalizm bütün psikolojik harp hastalığını harekete geçirdi. Türkiye'de çok kolay bir şekilde kitleler sokağa çıkar ve muhafazakar, işte efendim cumhuriyetçi, laik, antilaik, sünni, alevi kavgaları başlayabilir. Ateşe benzinle gidilmez. O açıdan bu konularda son derece sağduyulu olup birleştirici politikalar izlemek gerekir ki bu zaten ne dedim bu bile yetmez. Bunu sağladıktan sonra doğru bir uluslararası ittifak da gerekiyor. Böyle bölücü anayasa gibi girişimler zaten PKK'ya güç verir. PKK neden yapıyor bu faaliyetlerini emperyalizm desteğinde? Güneydoğu'ya özellik getirmek ve Türkiye anayasadan çıkarmak için. Siz hala bölücü anayasada direttiğiniz takdirde toplumdaki kutuplaştırmayı hızlandırırsınız. Bakın bir konu daha önemli. Şimdi netice olarak devlet büyükleri ne diyor? İşte Cumhurbaşkanı dedi ki üst akıl dedi. Mevlüt Çavuşoğlu ima ediyor. İşte Süleyman Soylu Bakanımız net olarak söyledi. Eğer biz PKK ve PYD daha kararlı mücadele etmek istiyorsak bakın ve eğer bu İncirlik'ten planlandıysa ve eğer İncirlik'ten Malatya'ya bir takım cephaneler falan gittiyse ve İncirlik'ten tanker uçakları kalktıysa biz artık İncirlik ve Diyarbakır'daki ABD varlığına göz yumamayız. Yani üst akıl falan demek yetmez. Diğerinin ne yapıyor bakın emperyalist sistem? Direkt kurşun sıkıyor. Değil mi? Fethullah üzerimize soluyor. Fethullah'la sonuç alamadı, kredi notumuzu düşürüyor. Dolayısıyla biz de aynı şekilde kararlı bir adımlar atmamız lazım. Fethullah Gülen'in gelip gelmemesinin hiçbir önemi yok. İster orada kalsın ister gelsin bakın. Tali konulara odaklanıyoruz. Esas konuları ortadan kaldırıyoruz. Politika devletin doğrudan çıkarları üzerine yapılır. İster versin ister vermesin bakın. Hiç önemli değil. Fethullah Gülen bundan sonra kullanma tarihi geçmiş bir siyasi meftadır. Hiçbir etkinliği olmaz. Esasında Amerika yani onu bize çoktan verir ama diğer ülkelere karşı bir şey vermek istiyor. Yani bir sürü ülkede Fethullah Gülenleri var. Yani adamımızı sattık görüntüsü vermek istemiyor. Yoksa Fethullah Gülen diye bir siyasi varlık bugün tarihin çöplüğüne atılmıştır. Şimdi komşularla işbirliğini güçlendirmemiz gerekir. Bu Esad saplantısını falan bırakmamız gerekiyor. Netice olarak siz küresel bir kavgaya girdiğiniz zaman bu oyunu kurallarına göre oynamanız gerekiyor. Bakın tunç bir yasadır. Emperyalizme yaklaştığınız ölçüde etnik ve mezhepsel kargaşa artar. Emperyalizmden uzaklaştıkça bunlar azalır. Dolayısıyla siz Batı'nın, AB'nin, ABD'nin yörüngesinden ne kadar uzaklaşırsanız iç karışıklıkların çıkma riski
o kadar azalır. Dolayısıyla bu üretim ekonomisinden bahsettik. Süratle üretim ekonomisine geçmek gerekiyor. Bu arada güçlü Türkiye için güçlü ordu önemli. Halk, asker, polis dayanışması son derece önemli. Burada askerle polisi karşı karşıya getirecek eylemlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Ve artık şu kelepçeli askerlerin gösterimine bütün Türkiye'de basın yayın organları son vermek zorundalar. Çünkü o üniforma geçmişten geleceğe uzanan kutsal değerleri yansıtır. Bizim şerefimizdir. Onun o üniformayı o hainler çalmıştır. O üniformanın içindeki Türk askeri değildir. Burada bakın bir yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü bu darbe CIA darbesidir. Amerika adına bize silah çekmişlerdir. O açıdan onlarla o üniformayı üst üste getiremeyiz. O temiz üniformayı onların üzerinden alacağız, hak ettiği yere bırakacağız. Bunun görüntülerini vermek ne yapıyor? Düşmanın psikolojik harp aygıtlarını harekete geçiriyor. Şimdi şu Mehdilik konusunda da bir parantez açmak istiyorum sevgili seyirciler. Tabii bu siyasal İslamcı grupları bilmeyenler bunu şaşkınlıkla izliyor. Bütün cemaatlerde cemaat önderleri Allah'ın yeryüzündeki vekili olarak görürler. Gidin mesela işte Fethullah cemaatinde Fethullah'tır. O her gün Allah ile konuşur. Buna inanırlar. İman ederler. Bu zaten ifade edildi. Diğer cemaatlerde de kendi şeyhleri. Mesela Nurcuların 7 ayrı kolu var. İşte 40. Hoca grubu var, Yazıcılar grubu var, Yeni Asya grubu var. 7 ayrı kolu var. Her birinin kolundaki başında olan kişi Allah'ın vekili. Gidin o Işıkçılar grubu var. O öyle. Adam namaz kılmaz. Adam Amerikan vatandaşı. Cemaatine sorarsan Allah'ın vekili. Allah Allah. Ya benim yanımda büyüdü. Ben TGRT'de çalışırken o çocuk, yani ben her şeyine vakıfım, hakimim, biliyorum. Babası Ankara'ya bize gönderirdi, Mücahit Öğren'i kastediyorum. Hala cemaati onun Allah'ın vekili olduğunu filan zannediyor. İnanıyor ki arkasından gidiyor. Bu bağlamda bir şey daha söyleyeyim. Tabii maalesef AKP iktidarı, üzülerek söylüyorum, bu noktaya gönüllü gelmedi, zorunlu geldi. Yani Tayyip Erdoğan'ın emperyaller tarafından kalemi kırıldı. Son kullanma tarihi geçti. Dedi ki sen çekil Abdullah Gül'le devam edeceğiz. Tayyip Erdoğan direndi. Direnince Fethullah'ı devreye soktular. Önce MİT, Hakan Fidan olayı tutuklamaya ve oradan Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştılar. Sonra 15-27 Aralık olayını tezgahladılar. En son olarak da bu darbe girişimi. Bu Tayyip Erdoğan'ı kenara çekip Abdullah Gül'ü başa geçirme operasyonu. Tayyip Erdoğan, eğer bunlar yapılmasa, dürüst olalım, Tayyip Erdoğan ve AKP bunlarla beraber olmaya devam edecekti. Devam edecekti. Çünkü aracılar gönderildi Amerika'ya, arayı bul diye Fehmi Korular filan, 15-27 Aralık. Fethullah Gülen uzlaşsaydı, Amerika uzlaşsaydı, evet deseydi, devam edecekti. Yani biz bu fotoğrafı gözden kaçırmıyoruz. Sakın ha, biz bunları biliyoruz. Ama öncelik sıralaması var diyoruz ısrarla. Şimdi Tayyip Erdoğan'a buradan bir çağrı yapıyorum. İlahi hafızada kayıtlı Sayın Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan benim defalarca TGRT ve Star Televizyon'da program yaparken programa konuk olmuş bir insan. Hiç kimse tanımazken Tayyip Erdoğan'ı ben çok yakından tanırım. Beni aradınız, hatırlayın Sayın Erdoğan, beni aradınız. 2001 senesiydi, İhlas Finans battığında. Sabahattin, bu İhlas Finansların arşı, feryadı arşı deler. Enver Ören yatacak yeri yok mu? Bir sürü burada böyle dillendirmeyeceğim, çok ama çok ağır şeyler söylediniz. Bunlar ilahi hafızada kayıtlı. Tayyip Erdoğan da, ben de öbür tarafa inanan insanlarız. Dolayısıyla yalanlanmayacak. Ben daha önce bunu iki kere yazdım. Tayyip Erdoğan yalanlamadı. Bu konuda beni mahkemeye de vermedi. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın bir fevranı vardı. Peki ben sormak istiyorum. O konuda böylesine fevran eden Tayyip Erdoğan neden başbakan olduktan sonra İhlas Finans Kurumu'nun dolandırılan on binlerce insanın hakkını aramadı?
Hakkını aramak bir yana. Konu meclise geldi. Mecliste AKP oylarıyla reddettirdi. Ali Coşkun, AKP'nin Sanayi Bakanı. Önce Tayyip Erdoğan'dan emir alıyor. Şu İhlas Finans'ı pisliği temizleyelim Ali Bey diyor. Ben bunu Takkeli Firavunlar kitabımda yazdım. Temizleyelim diyor. Tam diyor temizlemeye başlayacakken Ali Bey dur. O konu orada kalsın diyor Tayyip Erdoğan. Ben buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapmak istiyorum. İşte İhlas grubunun başındaki Mücahit Ören de Amerikan vatandaşı. Mark Rossman, CIA'nin Orta Doğu masası, başkanı, şefi, İhlas Finans'ın baş danışmanı. Borsadan öğrenebilirsiniz. Borsada resmi ayda 100-150 bin dolar. Vatandaşlar da Google'a girsin. Resmi çünkü yani ben yalan söylemiyorum. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi, CIA Orta Doğu masası başkanı, İhlas grubunun baş danışmanı. Ayda 100-150 bin dolar yani 500 milyara yakın para alıyor. Eski parayla 500 milyar ayda. Şimdi Sayın Erdoğan'a buradan çağrı yapmak istiyorum. 10 binlerce insan yetim hala paralarını alamadı. Siz beni telefonla arayıp feryat ettiniz. Ölçünüz nedir? Yani İhlas da size karşında karşı çıkarsa ya bunlar da beni aldattı mı diyeceksiniz. Yani ben dün biz sizi 2008'de 2009'da bu ekranlardan 2010'da 11'de bu Fethullah böyle dedik, silahlı terör örgütü dedik. Bize inanmadınız. Size darbe yaptığında pardon, pardon bizi aldattı dediniz. Ki devletin bütün belgeleri, bilgileri, istihbaratı sizdeydi. Bizden önce sizin bilmeniz gerekirdi. Bak biz sizden önce bildik. Dedik ki paralel askerler ihtilal yapacak diye biz yazdık bunu Tayyip Bey. Biz yazdık bunu. Aylar önceden, darbeden aylar önceden biz yazdık. Şimdi Fethullah'ın bela olduğunu biz yazdık. Bugün de söylüyoruz. Bu cemaatler sadece İhlas değil. Cumhuriyet, devlet düşmanı cemaatler var. Milli olanları tenzih ediyorum. Bunları lütfen tasfiye edin. Lütfen tasfiye edin. Yani yarın öbür gün yine çıkar. Bizi kandırdılar mı diyeceksin? Esad kandırdı. Hep söylüyoruz ya tekerleme. O kandırdı, bu kandırdı, şu kandırdı. Yani ne diyeyim ben? Böyle biri önüne gelen tarafından kandırılan bir insanın bu ülkeyi yönetmesi doğru mu? Bakın bugün Fethullah noktasında sizinle beraberiz. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü noktasında sizinle beraberiz ve beraber olmaya devam edeceğiz. Ama ne olur? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sabote edecek şeyler yapmayın. Sevgili paşam, sevgili amiralim defalarca söyledi. Hala belediyenin bilmem neleri ya yani çirkin şeyler, ayıp şeyler. İsim vermeyeceğim ama ihtilal olsa o belediye başkanları bugün Fethullah'la kol kolaydı. Bizim de bildiğimiz şeyler var. O ayrıntılara girmiyorum ama bir şey temizlik yaparken ne olur? Ne olur? Derinlemesine girin. Sizin milletvekilinizin kardeşi, Genelkurmay Başkanı'nın kendi ifadesi Hulusi Akar'ın, Tayyip Erdoğan'ın silahlı kuvvetlerde en güvendiği adam, tüm General Dişli, darbenin Genelkurmay'daki şefi. Ya en güvendiğiniz adam, Fethullah darbesinin Genelkurmay'daki şefi ise, bu toplum ne yapmalı? Yani kime güvenmeli? Nasıl güvenmeli? Dolayısıyla lütfen yani Fethullah'ı suçlarken haklı olarak biraz da o iğneyi kendinize batırın. Ben yanlış muhasebe yapın. Sorgulama yapın. Sizden istirham ediyorum. Sadece işi Fethullah'ın üstüne atıp sıyrılamazsınız. Ne istediler de vermedik diyen ben değilim. Seyircilerim değil. Ama biz bütün bunlara rağmen Türkiye için bu devlet bir olsun, bütün olsun sizinle beraber olacağız. Ama Fethullah gitsin de benim cemaatim gelsin askerlerin işine derseniz bu olmaz. Oraya liyakatlı insanlar gelsin. Bak demin de söyledim. Senin beş vakit namaz kılan yaverin seni öldürmeye kalktı. Ama Alevi çocuğu senin için can verdi, şehit oldu. İnançlı insanların bunun muhasebesini yapması gerekiyor. Lütfen bunu sorgulayın. Ben Kürt ve Alevi kavramını, ben Karadeniz çocuğuyum. Üniversite tahsiline
yapmak için Ardeşen'den ayrıldığımda öğrendim. Bizim zamanımızda Kürt, Alevi öyle bir derdimiz yoktu. O derdi emperyaller çıkardı ama sizin bu siyasal İslamcılar ve bölücüler sayesinde girdi. Ben kimsenin hangi ırk, hepimiz Türk milletiyiz. Hangi etnik menşeiden geldiğini hiç merak etmiyorum. Umurumda da değil. Mezhebi ne? Umurumda değil. Bakın ben Sünni biri olarak söylüyorum. Bu ülkeyi vatan yapan da Alevi Türkmen kardeşlerimizdir. Dolayısıyla paşam çok güzel işaret etti. Önümüzdeki günlerde Alevi kardeşlerimizle birbirimizin arasını, Sünnilerle arasını açacak provokasyonlar yapılacak. Bunu biliyorum. Buradan uyarıyorum. Sadece bunu değil, paşam yine abilerim çok güzel söyledi. Bireysel suikastler olacak. Hepimiz hedefteyiz. Öncelikle de siyasi iradedeki isimler hedefte. Dolayısıyla biz size de Türkiye adına gerektiğinde siper oluruz. Ama siz de bizimle uzlaşın. Yani çok şükür ilk gün bir hata yaptınız, düzelttiniz. Taksim'de cami filan demeyin. Cami bizim Allah'ın evi. Biz o camiler bugün açıksa o Atatürk sayesinde, bugün 90 bin camiinde 5 vakit ezan okunuyorsa Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, bunu hep söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Mustafa Kemal Atatürk'tür İmam Hatipleri kuran. Mustafa Kemal Atatürk'tür cebinden, kendi cebinden para vererek Kur'an-ı Kerim'in tercümesini yaptıran. Ama emperyalizm kahramanları itibarsızlaştırmak için o büyük insanı bile, büyük insana bile türlü iftiralar attırmıştır. Ve ısmarlama tarihçilerle yazdırdığı kitaplarla kahramanlarımızı itibarsızlaştırmaya, dindar insanlarımız üzerinde aşağılamaya çalışmışlardır. Bakın her şey açık ve net. Sizin dindar dediğiniz, sizin alnı secdeye değiyor dediğiniz Fethullah her şeyi ortaya çıkardı. Ne olur inanç üzerinden artık meselelere bakmayalım. Bir şey daha. Bakın iktidarın bazı mensupları dolar istiflemeye devam etti. Devleti Fethullah'a bıraktı. Yani İşte gördük, istiflenen dolarlar canınızı kurtarmıyor, millet kurtarıyor. Biraz da Türkiye değil, biraz da ülke değil. AKP'nin tamamını kastetmiyorum. Varsa partinin içinde olanları kastediyorum. Bugün birlik olma günü, bütün olma günü. Ve son olarak ben sözü yine sevgili Soner Amiral'ime bırakmak istiyorum. Sizin çağrılarınız var mı, teklifleriniz var mı? Buyurun efendim. Sayın Önkübar, şimdi bakın bir konunun da altını çizmemiz gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri daha önce olduğundan çok daha güçlü, çok daha kuvvetlidir. Çünkü nedir? İçindeki kanser hücresi sökülüp atılmıştır. Dolayısıyla artık biz bu orduya güvenmemiz gerekir. Ve şunu da söyleyeyim, bakın bazen gençlik aşısı çok işe yarar. İşte dikkat eden, Balkan Savaşı'nda büyük bir hezimet oldu, değil mi? Yaşlı subaylar ayıklandı ve Birinci Dünya Savaşı'nda büyük başarılar gösterdik. Hiç küçümsemeyin, yani Osmanlı İmparatorluğu 7 cephede mücadele etti. Yani evet belki sonuçta mağlup olduk ama gücünün çok üstündeki işleri başardı. Bir Çanakkale Destanı yazıldı. Ve şunu da unutmayalım. Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de yarbay rütbesinde tümen komutanıydı. Ve Enver Paşa'ya, başkomutana mesaj çekti. Dedi ki liman von Sanders çıkarma bölgelerini açık bırakmıştır. Onun dedi askeri yeterliğine itibat buyurmayınız. Yani böyle komutanları yetiştirdi. Dolayısıyla şimdi ben bakıyorum Deniz Kuvvetleri'nde mesela benim saydığım 25-26 tane genç amiral, tüm amiral bir şekilde işte bu sistemin maalesef yani üzülerek söylüyorum esiri oldu. Ama onların yerine konulan albaylar, benim hepsini tanıyorum. Mesela Aykar Tekin, Önder Çelebi, Cem Okya, Yankı Bağcıoğlu. Bunlar bizim zaten gelecek için Deniz Kuvvetleri'ni teslim edeceğimiz kişilerdi. Hem liyakat olarak üstün niteliklere sahiptir, hem de yurtseverdir. Bakın göreceksiniz. PKK'yla mücadele ve silahlı kuvvetlerin her türlü harekatında etkinlik artacaktır. Safralar atılmıştır, hainler ayıklanmıştır. Ben böyle hani orduda personel zafiyeti var gibi şeylere de inanmıyorum. Ve çok da bazen böyle şeyler yarar ve ilave bir moral motivasyon doğurur. Şimdi netice olarak bir general amiralin makamına bir albayı, bir yarbayı getiriyoruz.
Ve o da bütün bunlardan aldığı derste, zaten çoğunluğu Balyoz Ergenekon'da bir bedel ödemiş, ülkesine, milletine daha sıkı bir elle sarılacaktır. Dolayısıyla artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenme zamanıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapacak çok işi vardır. Terörle mücadele devam etmektedir. Komşularımız 360 dereceden jeopolitik saldırı başlatmıştır. Bu nedenle ordu eskisinden daha güçlü ve kuvvetlidir. Bunun altını çiziyorum. Şey söyleyelim. Şimdi Taha Akyol, isim vereceğim ve oğlu Mustafa Akyol. Bunlar yıllardır Fethullah Gülen çizgisinde, öyle ki 15-20 Aralık ayrışmasında, 24 Aralık ayrışmasında Fethullah'tan yana ağırlık koymuş isimler. Ertesi gün bakıyorsunuz Fethullah'a dümdüz gidiyorlar. Şimdi yani bari arkadaş desteklediysen delikanlı gibi tavrını sürdür. Yani Türkiye'de gazeteciler noktasında da Ali Bayramoğlu, AKP medyası ısrarla onu sırtında taşımaya devam ediyor. Daha dünkü yazılarında ama Fethullah o darbecilere zulüm yapılıyor, demokrasi falan diye tutturdu. Şimdi AKP bunun gibi böyle Nagihan Alcılar, yok efendim Rasim Ozanlar filan. Bakıyorsunuz ya bunlar Fethullah'ın bankalarından kredi almış, saray almış isimler. Saray Boğaz'da. Fethullah'ın bankası, Fethullah bize 10 küsür dava açıyor. Fethullah'ın bizzat kendisi, Fethullah Gülen'in kendisi ve Ankara'da iki hakimle, avukatlık bürosuyla, bir profesörle bize komplolar kuruyor. Onları belgeleriyle sunacağım buraya. Bunlara saray alıyor. Bakıyorsunuz AKP'nin kıymetlileri yine onda. Yok biz AKP'nin kıymetlisi olmak istemiyoruz ama yani ne olur AKP artık dedim ya, dostunu, düşmanını tanısın. Bari hiç olmazsa kendi kendini sabote edenleri ayıklamayı bilsin. Ferhat Boratav, CNN Türk'te Ferhat Boratav diye biri var. Bu Fethullah Gülen'in elini öpenlerden biri. Hiç olmazsa bu el öpenleri filan tasfiye edin. Nazlı olacaklar, şunlar bunlar. Ya bunlar alenen terör örgütüne yardım ve yataklık yapmış isimler. Nazlı Ilıcağ'ın Ali Fuat Yılmazer'le kitap yazdığını, son kitabını onun yazdığını bilmeyen mi var? Ama hala bunlara teröriste yataklık yapanlar, omuz verenler hala eller üstünde tutuluyor. Her dönem yani dün Fethullah'ın şakşakçısı olanlar bir gün sonra Fethullah'a sövüyor. Hiç kimse oralı olmuyor. Dolayısıyla medyada millicilere hala bir tavır var. Hala merkez medyada hala o tavır. Çanakkale Üniversitesi'nin rektörü vardı. Benim belalım bana 7-8 tane dava açmıştı. Çok şükür şimdi tutuklandı, evet, gitti. Her yazdığım, her akşam da CNN Türk'teydi, NTV'deydi, Habertürk'teydi bu eski rektör. Şimdi tutuklandı kardeşiyle beraber, gitti. Böyle bir sürü insan yargıda, Ankara Adliyesi'ndeki Fethullahçılara kan kusturacağım. Hukuk önünde ama. Hepsini biliyorum çünkü çok çektim Ankara Adliyesi'nden ben. Ben o haftanın 4 günü, emin olun sevgili seyirciler, adliyedeyim. Siz zannediyor musunuz burada bu konuştuklarımın bedelini ödemiyorum? Her gün adliyede, hele daha önceki güne kadar Fethullahçılar cirit atıyordu orada. Bir de avukatlık büroları var. Buradan Ankara ve İstanbul Barosu'na çağrıda bulunuyorum. Öyle yalandan demokratlık pozlarına falan bürünmesinler. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Atatürkçülük lafta olmaz, eylemle olur. Fethullahçı avukatları, terörist avukatları, o alçakları behemal tasfiye edin. Ümit Koca Sakal, çağrıda bulunuyorum. O teröristleri behemal avukatlık ruhsatlarını iptal edin, barodan atın, yok edin. Terörist bunlar. Ben de gazeteci olarak elinden geldiğince o baro içindeki avukatları tek tek telefon kayıtlarından kimin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Telekom'dan isteyin telefon kayıtlarını. Dahası üniversitelerdeki öğretim üyeleri, doktorlar, şunlar, hepsi behemihal temizlenmeli. Bunlar terörist, bunlara hasta teslim edilmez. Fethullahçı bir, burada gördük Ankara'da o darbe gecesi giden hastalara bakmadılar. Dolayısıyla ben bir şey daha, beni belki pek çok arkadaşım da karşı çıkıyor ama ben o noktadayım. Ben biliyorsunuz içi dışı bir adamım. Dün bir arkadaşımla sohbet ederken aman dedi, programda dedi idam cezasına taraf olduğunu söyleyeceğim dedim. Terörist
idam edilmeli ve idam cezaları gelmeli arkadaş. Ben öyle yalandan demokrat pozlarına filan bulunmuyorum. Vatana ihanet eden, vatana ihanet eden bir alçak, bir alçak asılmalı. Kenan Evren jargonu ile söylemiyorum bunu. Bu kanıtlandı. Kendi milletine kurşun sıkan, bomba yağdıran bir alçak, müebbet hapis filan hikaye, yarın devran değişir diye bunlar türlü türlü ibret alem için bunlar Kızılay Meydanı'nda, Taksim Meydanı'nda asılmalı bunlar. Devleti böyle korursunuz. Devleti korumak için pek çok şeyi göze alırsınız. Amerika'da var, Rusya'da var, Çin'de var. Pek çok yerde var idam cezası. Yani bir ölçüt değil ki. O sana kastediyor, açıktan cinayet işliyor. Bunlar bir de canlı bomba, canlı bomba. Fethullahçıların her biri IŞİD'den daha tehlikeli canlı bomba. Dolayısıyla bu canlı bombaların behemahal idam sehpalarında patlatılması lazım. Benim görüşüm bu arkadaş. Ben düşündüğümü söylerim. Ben riyakar, sahtekar değilim. Böyle seyircilerin bazıları tepki gösterir, doğru. Ben insan haklarına inanan, hümanist bir adamım. Hayatta elimi silaha değdirmemiş bir insanım ama bir caniye, bir alçağa da haddini bildirmek lazım devleti korumak için. Devlet olmazsa millet olmaz, devlet olmazsa demokrasi olmaz, devlet olmazsa Türkiye olmaz. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine beraberiz. Sevgili Soner Amiral'im, çok teşekkür ediyorum. Değerli seyirciler, haftaya saat 11'de buluşmak dileğiyle efendim. İyi haftalar. İyi haftalar.